Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sayın arkadaşlar, Dua Gezgini kanalına hoş geldiniz. Bakın size bugün kitabından, bütün kombilerin ağzı kitabından size her metri kombinin iç yapısı arkadaşlar. Burada 27 tane, 28 tane parça var. Hangi parça hanginin üzerinde neye yarıyor, neyin üzerinde? Bir saptırma vanası arkadaşlar, bakın burada. İki su eksikliği basınç ventili. Nerede ki? Burada arkadaşlar. Üç emniyet ventili, hemen burada. Dört gaz vanası, bakın burası. Bürülür, beş. Burası arkadaşlar. Ateşleme elektrotu 6. Bak şu. 7. Kullanım suyu sıcaklık sensörü. Şurada bakın hemen. Girişi var. Buradan kombiye birilere girer ve çıkar arkadaşlar. Çıkış üzerindedir. Ana bitermik aşansör. Şu arkadaşlar. 8. 9 hava geçirmez yanma odası, yani şu kısım ve bürolerden yanıyor, yani bazı şeyden kapalı konumdan, fandan bacı yakıyor arkadaşlar. 10 ventilatör, yani fan anlamında. Temiz hava içeri çekip pis havayı dışarı gönderen ventilatör. Duman prostatı. Bakın hemen bacanın olduğu yerde. Bazı kombilerde yoktur arkadaşlar. Bacalı kombilerde vardır genelde bunlar. Duman devresi emniyet prostatı 12. Hemen şurası arkadaşlar. Parmağımla size gösteriyorum. Yakından alıyorum bilmiyorum. 13. Emme ve boşaltma kanalı. Yani temiz hava giriyor, pis hava çıkıyor. Bunun içinde bakın şu dış merkezden temiz hava gelir. Şu dar bölgeden de yanan pis havayı dışarı atar. İyonizasyon çubuğu arkadaşlar. Şu veya şu. Bakın burada. Ya da şu. Bu ateşlemeydi. Pardon. 14. Kaçtı iyonizasyon? 14. Evet. Yani niye 14 doğru yeri işaretlemiş anlayamadım. Bunun ikisi ateşlenmedi, biri iyonizasyondur. Isınma suyu sıcak sensörü 15. Şu otomatik hava tahliye gazı cihazı 16. Şurada. Yani burada hava alma şeyi var. Sirkülasyon pompası 17. Niye böyle yapmış ya? Pompa şurada bir yerde olur. Tahliye ventili 18. Şu arkadaşlar. 19 tahliye musluğu. Şurada. 20 kullanma suyu debisi. 10 litre olarak sınırlayan limit. Limitör. Şurada. 21 kullanım suyu filtresi. Şurada bir filtre var arkadaşlar. Şeyin çıkış girişleri bunlar. Kombinin
Buradan girer, buradan çıkıştır. Şunlar da sıcak su kullanım sıcak suyu. Bypass 23. Sıcak su devresi termostatik vana 24. Şurada arkadaşlar. Manuel hava purjörü 25. Merkezi ısıtma girişi M demiş. Sıcak su çıkışı C. Gaz girişi G. Soğuk su girişi F. Merkezi ısıtma dönüşü R. Şimdi arkadaşlar, bütün kombilerin iç dizaynı böyledir. Yoğuşmalılar değişiyor. Yoğuşmalının dizaynı da bu. Genleşme tankı, regülatör yoğuşma aşanjör, yani yanma burada oluyor. Bir termik aşanjör, yanma odası. Bu yarı yoğuşmalı, yani tam yoğuşma olmuş olsa burada yanacak arkadaşlar. Paslanma çelik virülür, sirkülasyon pompası, hidrolik grup, gaz valfı, kontrol paneli. Pardon arkadaşlar. Şimdi tam yoğuşmalıya gelelim arkadaşlar. Tam yoğuşmalının ana aşınşör burası. Şu parçayı buraya mont ettiklerinde bakın tam yoğuşmalı olma aşınşör bir ölür. Yani burada yanma oluyor. Ona fazla girmeyeceğim. Zamanı almak istemiyorum. Bütün kombilerin arkadaşlar 45 tane arıza kodu var. Yani günümüzde kullanılan birçok kombi susuz kalmaya karşı emniyet olarak çalışmamaktadır. Standart su basıncı 1,5 olacak arkadaşlar. Düşük olduğu zaman kombi kandini kapatır. Yani 0,3 barın altında olur ise. Kombinizde suyunuz var mı yok mu? İlk önce ona bakın. Elektrik şalteri açık mı? Yani kombi çalışmıyor. Fişli ise elektrik fişi takılı. Sigortalı ise birinci konuma getirmeniz. Gaz vanası kapalı olabilir diyor. Bakın arkadaşlar. Gaz vanası kapalı iken cihaz çalıştırılmak istenmiş. İşte cihaz arızaya geçmiştir. Resetleme gerekir. Kombinin kontrol panelinde yazılış konum ayarı yapılmamıştır. Konum ayarı yapılması kombi duvar olarak çalışmayacaktır. Yapılmamış ise kombi pilot alevli ise pilot alevi yanmıyor olabilir. Kombi bacalı ise baca termostatı atmış olabilir. Resetlenmelidir. Bazı kombilerde reset düğmesi termostat üzerinde olabilir. Bu durumda termostat üzerinden resetlenmelidir. Kombi çalışıyor, arızaya geçiyor ise günümüzdeki bazı kombilerde faz şişişi özelliği vardır. Kombi beslenme kablosundaki faz ve nötr ters bağlanmış olabilir. Sigortadan yer değiştirilmeli ya da bağlantı ise fiş çekilip tersine tekrar takılmalıdır. Gaz gelmiyor olabilir. Gaz gelmediğinden kombi yanmayacağı için arızaya geçer. Sayaç üzerindeki regülatörde diyafram yapılmış olabilir. Sayaç kalktı ise gaz bitmiş olabilir. Yani diyafram dediği sayacın oradaki diyafram gazı vermiyor olabilir arkadaşlar. Tıklamanız gerekir. Kombi çalışıyor fakat radyatörler ısınmıyor. 3 yollu vana arızalı olabilir. Blokaj veya motor arızalı olabilir. Tesisat dönüş borusu üzerindeki pislik tutucu tıkalı olabilir. Yılda bir kez temizlenmelidir. Kombi kalorifer tesisat vanaları kapalı olabilir. Sirkülasyon pompası devre düşük olabilir. Reglaj kombiye yakın radyatörlerin vanalarının kısılması, uzaktaki veya ısınmayan radyatör vanalarının açılması, ayarı yapılması gerekebilir. Yaz konumunda kombi çalışmıyor ise musluğu açın. Muslukta su yeterli hızda akıyor mu? Su basıncı düşük akıyor olabilir. Kombi üzerindeki ışıklardan ya da LCD ekranında musluğun açıldığının görülmesi gerekir. Kullanım sıcak su NTC sensörünün değiştirilmesi gereklidir. Demin NTC'yi gösterdim size.
Kombi çift asansörlü ise üç yollu vana contası kontrol edilmeli, gerekirse değiştirilmelidir. Üç yollu vana sivinci kontrol edilmeli, gerekirse değiştirilmelidir. Üç yollu vana tamir takımı kontrol edilmeli, gerekirse değiştirilmelidir. Akış anahtarı, tribün ve akış şalteri kontrol edilmelidir. Arkadaşlar parçalarını bayağı oldu, kombi parçalarını paylaşalım. Mart ayıydı galiba. Kombi tek asansörlü ise akış anahtarı kontrol edilmelidir. Akış tribünü rol edilmelidir. Yukarıdaki parçalar sağlam ise elektronik kart kontrol edilmelidir. Kombi kullanım, sıcak suyu ve soğuk su girişi ters bağlanmış olabilir. Bunlar hep ortak sorunumuz arkadaşlar. Kombi çalışıyor fakat sıcak suyu ısıtmıyor. Sadece sıcak su musluğunu açın. Su debisi hızla akmalıdır. Su musluktan çok hızlı akmamalıdır. Alevin boyunu kontrol ediniz. Alev boyu kısa ise gaz ayarları bozuk olabilir. Gaz vanaları kısık olabilir. Gaz valfı arızalı olabilir. Elektronik kart gaz valfını açmıyor olabilir. Alev boyu normal ise çift asansörlü kombilerde sıcak su asansörü kireçli olabilir. Üç yollu vana kalorifere su kaçırıyor olabilir. Musluk arızalı olabilir. Farklı musluk ile denenmelidir. Elektronik kart kullanım suyu ayar düğmesi arıza olabilir. Cihaz kullanım sıcak konumunda değil kalorifer konumunda çalışıyor olabilir. Sıcak su konumunda çalıştığından emin olun. Bu durum karşımıza kış ayarında çıkar. Sıcak konumunda çalışmıyorsa bu arıza ile ilgili bölüme bakılmalıdır. Hermetik kombi çalışınca ses yapıyor. Büyük olasılıkla fan kirlenmiş olabilir. Kir balans yaptırıyordur. Olabilir. Temizlenmesi gerekir. Rulman dağılmış olabilir. Fanı gösterdim demin arkadaşlar size. Sirkülasyon pompasından kaynaklanan bir ses olabilir. Sirkülasyon pompası önce temizlenmeli. Arıza giderilmez ise sirkülasyon pompası yatakları aşınmıştır. Değiştirilmelidir. Kalorifer tesisatında hava olabilir. Üç yollu vanada problem olabilir. Bacalı kombi çalışınca ses yapıyor ise sirkülasyon pompasından kaynaklanan bir ses olabilir. Sirkülasyon pompası önce temizlenmeli. Arıza giderilmez ise sirkülasyon pompası değiştirilmelidir. Video çok uzun olacak arkadaşlar. 45 tane arıza kodu var. Kalorifer tesisatında hava olabilir. Üç yollu vanada problem olabilir. Kombi ayarladığımız sıcakta durmuyor ise kontrol paneli üzerindeki kullanım sıcak su veya kalorifer suyu sıcaklık ayar düğmesi bozuk olabilir. Port diyor yani düğmelere. Kullanım sıcak su veya kalorifer suyu sensörlere arıza olabilir. Kombi ısındıkça ses yapıyor. Ana asansör kireçlenmiştir. Kireç çözücü sıvı ile temizlenmelidir. Manometrede basınç çok çabuk yükseliyor. Emniyet ventilinden su geliyor ise 3 bara yakın veya yüksek görünüyor. Yani 1,5'tan yukarı olmayacak suyunuz arkadaşlar. Doldurma musluğu arızalı veya kapatılmamış olabilir. Kontrol edilmesi gereklidir. Arızalı ise değiştirilmelidir. Yani kombiye su verdiğiniz musluk da arızalı olabiliyor, devamlı su alabiliyor. Genleşme tankının gaz basıncı yetersiz veya hiç kalmamış olabilir. Kontrol edilmelidir. Yetersiz ise uygun basınçta gaz basılmalıdır. Neyle basacaksınız arkadaşlar? Araba pompasıyla, bisiklet pompasıyla genleşme tankınıza gaz basabilirsiniz. Genleşme tankının membranı delinmiş olabilir, kontrol edilmelidir. Delinmiş ise aynı kapasitede genleşme tankı ile değiştirilmelidir. Emniyet ventilinde pislik gelmiş olabilir veya ventil yontası deforme olmuş olabilir. Kontrol edilmeli, duruma göre temizlenmeli veya değiştirilmelidir. Yukarıdaki müdahalelere rağmen basınç yükseliyor ise çift asansörlü kombilerde sıcak su asansörü delik olabilir, değiştirilmelidir.
Tek asansörlü kombilerde ana asansör delik olabilir, değiştirmelidir. Kombi çalışıyor, çok kısa sürede ısı yükseliyor ise, hatta kaynıyorsa sirkülasyon dolaşım pompası blokaj yapmış olabilir, temizlenmesi gerekir. Yani peteklere giden su gönderen pompadan bahsediyor. Sirkülasyon dolaşım pompasının motoru yanmış olabilir. 220 volt elektrik bağlanıp doğru bir şekilde yapılarak çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Filtre tıkalı olabilir. Arkadaşlar keşke kombinin üzerinde bunu size tarif etseydim. Filtre nerede? Giriş ve çıkışların boruların üzerinde, kombi alt bağlantısı üzerindeki vanalar kapalı olabilir. Tüm vanaların açık olması gerekir. Kalorifer tesisatı üzerinde bulunan radyatör vanaları kapalı olabilir. Bu vanaların açık olması gerekir. Kombinin sağlıklı çalışabilmesi için toplam en az 3 metre radyatör olması gerekir. Kombi çalışıyor, kısa sürede istenen sıcaklığa ulaşılıyor. Yani aşırı ısınma. Kombinin gaz ayarları iyi yapılmamıştır. Modülasyonlu kombiler ayarlanan sıcaklıkta yaklaştıkça alev boyunu küçülttür. Ayarlanan minimum aleve kadar düşer. Bunu görmelisiniz. Eğer böyle bir küçülme yoksa minimum ve maksimum gaz ayarı yaptırılmanız gerekmektedir. Bu ayar en iyi dijital manometre ile yapılır. Örneğin kombi minimum çalışma basıncı 2 milibar, 2.2 milibar, maksimum gaz basıncı 11.6 milibar. Basınçları kombiden kombiye değişir. Kombiye gelen gaz basıncı 21 milibar olması gerekir. Arkadaşlar bunu kendimiz yapamayız. Buraya servis gelmesi lazım. 10 milibar 1 bar olduğuna göre 1000 milibar 1 bar olduğuna göre 0.2 barı göz ile ayarlamak mümkün olmayacağından dolayı gaz basıncı gözde ayarlanmamalı. Kombi patlamalı yanıyor ise içeride gaz birikmesi sonucu patlamalı yanma olacağından gaz ve çakmak ayarlarının kontrolü gerekmektedir. Bazalı tip kombilerde asansör ve brülörde aşırı kirlenme oluşur ise patlamalı yanma ve isli yanma meydana gelir. Cihaza yıllık bakım yapılması gerekir. Kombi kış konumunda çalışmasına rağmen radyatörleriniz ısınmıyor ise kalorifer oda termostatı derecesi düşük olabilir. Eğer termostat takılı ise kalorifer dönüş hattında filtreler tıkalı olabilir. Peteklerin ve kalorifer boru hattının temizlenmesi gerekir. Kombinin ısıya algılayan aksamlarında, yani kalorifer sensörünü de sorun olabilir, değiştirilmesi gerekir. Radyatör vanaları kapalı olabilir. Giriş ve çıkışların açık olacak. Kalorifer tesisatı radyatör bağlantıya ters bağlanmış olabilir. Kombi gaz emniyet vanası modülasyon yapmış olabilir. Yani gaz gelmiyor olabilir diyor. Sıcak su açıldığında radyatörlerde ısınıyor ise, motorlu tip 3 yollu vana ise motoru arızalı olabilir veya 3 yollu vana iç takımında problem olabilir. Kontrol edilerek arızalı kısım değiştirilmelidir. Diyaframlı tip 3 yollu vana ise diyaframın delinmiş olabilir veya diyafram milinde hareket var ise 3 yollu vana switch problemi vardır. Arızalı kısım değiştirilmelidir. Radyatörlerin üstü sıcak, altı soğuk arkadaşlar. Filtreniz sıkalı olabilir. Kalorifer tesisatındaki su aşırı kirli olabilir. Cihazın ayarında sorun olabilir. Cihazın 3 yollu vanasında problem olabilir. Kalorifer tesisatı hatalı döşenmiş olabilir. Reglaj ayarı gerekebilir. Kombi içerisinden su akıyor. Kalorifer tesisatı su basıncı gereğinden fazla doldurulmuş olabilir. 1,5 bar olmalıdır. Demin dediğim gibi
Kombi tesisat bağlantılarında aşınmalar olabilir. Kombinin imbisat deposu, kenleşme deposu problem olabilir. Hava tahliye arızalanmış olabilir. Kombinizin su doldurma vanası arızalı olabilir. Kullanım sıcak suyu açınca kombi çalışıyor fakat sıcak su gelmiyor veya su basıncı bazen soğuk bazen sıcak akıyor ise plakalı aşınca kireçlenme yapmış kimyasal temizlenme yapılması gerekir. Sıcak su sensörü veya ayar düğmesi kart yani kart üzerinde veya düğmeler arızalıdır diyor. Değiştirilmesi gerekir. Akış anahtarı diyaframlı delinmiş değiştirilmesi gerekir. Akış anahtarı türbinli tip ise türbin kirlenmiş veya anahtarı bozulmuş olabilir. Değiştirilmelidir. Kombi tesisatındaki basınç kombi çalışmadığı halde kendiliğinden yükseliyor. Emniyet ventilinden 3 bar su atıyor. Plakalı aşınır ya da bir termik aşınır delik olabilir. Değiştirilmesi gerekir. Doldurma musluğu arızalıdır. Değiştirilmesi gerekir. Doldurma musluğu açık kalmıştır. Kapatılmalıdır. Kombi tesisatındaki su basıncı kendiliğinden düşüyor. Büyük bir olasılıkla tesisatta kaçak vardır. Kombi kalorifer suyu sıcaklığı çok çabuk yükseliyor ve aşırı ısınma arızası oluyor ise radyatör vanaları açık mı kontrol edilmelidir. Radyatörlerde hava var veya hava var ise alınmalıdır. Filtre temiz mi? Filtre vanası açık mı kontrol edilmelidir. Arkadaşlar bu filtre çok önemli. Kombi tek aşınırlı ise pompayı kontrol et elektrik geliyor mu? Yani pompanın çalışıyor mu? Pompa elektrik gelmiyorsa sıcak su akış şaltları ve tribün tıkalı kalmış olabilir. Cihaz sıcak su konumunda çalışıyordur. Elektronik kart pompayı çalıştırmıyor olabilir. Pompaya elektrik geliyor ise pompa arızalı olabilir. Pompası sıkışmış olabilir. Tek aşansörlü ve 3 yollu vana olmayan kombilerde yaz aylarında sadece sıcak su kullanıldığı için sirkülasyon pompası çalışmaz ve sıkışır. Kombi çift aşansörlü ise 3 yollu vana sıcak su konumunda kalmış olabilir. 3 yollu vana tamir edilmelidir. 3 yollu vana sivinci, 3 yollu vanası diyaframlı tipler için arızalı olabilir. Kombiyi sıcak su da çalıştırıyor olabilir. 3 yollu vana motorlu tip ise konum değiştirmiyor olabilir. Yaz konumunda sıkışmış olabilir. 45 tane demiştim arkadaşlar. Bayağı uzun olacak. 3 yollu vana motorunda elektronik kart göndermiyor olabilir. Kontrol edilmelidir. Kalorifer tesisatı tıkalı veya aşırı kirli olabilir. Yukarıdaki bütün kontroller yapılmalıdır. Her şey normal ise kalorifer tesisatçısından destek alınmalıdır. Kullanım suyu musluğu açıldığı zaman kalorifer tesisatı radyatörler ısınıyor ise 3 yollu problem manalı kombilerde oluşur arkadaşlar. Sıcak suyunuzu açtığınızda eğer kalorifer ısınıyor ise 3 yollu vana sıcak su konumunda sıkışmış, blokaj yapmış olabilir. 3 yollu vana motorlu ise 3 yollu vana motoru arızalı olabilir. Yani motoru itip kalkmıyor olabilir. 3 yollu vana motoruna elektrik gelmiyor olabilir. Elektronik kart kontrol edilmelidir. 3 yollu vana mili sıkışmış olabilir. 3 yollu vana diyaframlı ise 3 yollu vana mili tamir takım mili sıkışmış olabilir. 3 yollu vana mili tamir takımı komple arızalı olabilir. Bu tip şikayetlerde 3 yollu vana parçaları ve elektronik kart arızalı olabilir. Ateşleme elektrotları ateşlemesine rağmen alev oluşmuyor ise gaz vanaları kontrol edilmelidir. Kapalı olabilir. Ocakta gaz var ise gaz tesisatında gaz var demektir. Kombiye kadar gaz vanalar açık ise gaz valfına elektronik karttan 220 elektrik geliyor mu? Kontrol edilmelidir. Gaz valfına 220 elektrik gelmesine rağmen alev oluşmuyorsa gaz valfı arızalı olabilir. Gaz valfına 220 volt elektrik geliyor mu? Gelmiyorsa elektronik kart arızalıdır. Yani 220 volt karttan elektrik
Gaz valfın açması lazım. Yanma patlamalı şekilde oluyor ise baca borusu kontrol edilmelidir. Yerinden çıkmış olabilir. Ateşleme elektrotu mesafesi veya yüzey temizliği kontrol edilmelidir. Elektrotlar arası arkadaşlar 5 milim en fazla 5 santim olması lazım. Yani biraz fazla şey olursa ateşleme yapmaz. Yanma odası kapakları düzgün yerleştirilmiş olabilir, yerleştirilmemiş olabilir. Ateşleme elektrotları düzensiz ateşliyor olabilir. Kombi kış konumunda çalışmıyor ise kombi kış konumuna alınmalıdır. Kalorifer derecesinin yükseltilmesi gereklidir. Kış konumunda bekleme modunda olabilir. Reset yapılması gereklidir. Kalorifer suyu NTC sensörünün değiştirilmesi gereklidir. Elektronik kartın tamir veya değiştirilmesi gereklidir. O da termostatının sıcaklık ayarı düşük olabilir. Derecenin yükseltilmesi gerekebilir. Kombide alev oluşumu ve alevin sönmesi sık sık oluyor ise yanma odasının açılarak alev gözle kontrol edilmelidir. Alevde dalgalanma oluyor ise baca veya hermetik baca borusunun kontrol edilmelidir. Kombi bacalı ise baca çekmiyor olabilir. Hermetik ise baca borusu atık gaz ile taze havayı karıştırıyor olabilir. Prostat kontrol edilmelidir. Arızalı ise değiştirilmelidir. NTC'ler, sensörler değiştirilmelidir. Evet, arızamız bitti. Az kaldı arkadaşlar. Biraz daha sabır. Gaz valfı arızalı olabilir. Yetkili servis tarafından gaz ayarı veya değiştirilmesi gereklidir. Elektronik kart kontrol edilmelidir. Tamiri veya değiştirilmesi gerektir. Kombide alev oluşuyor. Ateşleme elektrotları ateşleme yaparken cihaz arızaya geçiyor ise yanma haznesinin açılarak alevin kontrol edilmesi gereklidir. İyonizasyon elektrotu alevi görüyor mu? Kontrol edilmelidir. Alev boyu normal mi? Alev boyu kısa ise gaz ayarlarının yetkili servis tarafından ayarlanması gereklidir. Alev uçuyor ise hermetik kombi baca borusunun kontrol edilmesi gereklidir. Çıkmış olabilir. Baca tıkalı olabilir. Alev boyu normal ve iyonizasyon elektrotuna kadar ulaşıyor ise nötr ve faz bağlantısı ters bağlanmış olabilir. Kontrol edilmelidir. İyonizasyon kablosu kopuk olabilir. Kontrol edilmelidir. Yeni İyonizasyon çubuğu oksitlenmiş olabilir, temizlenmelidir. Elektronik kart arızalı olabilir, tamir edilmeli veya değiştirilmelidir. Cihaz çalışmıyor. Kombi kış konumunda denenmelidir. Kalorifer suyu sıcaklık ayarı yükseltilmelidir. Su basıncı kontrol edilmelidir. Basınç değeri 1,5 bar olmalıdır. Burası da kontroller arkadaşlar. Buraya da girersek limit sensörü kompiyi aşırı derece geçirmiş olabilir. Kontrol edin. Kalorifer suyu NTC sensörü değiştirilmesi gerekli. Prosesta kontrol edilmelidir. Gerekse değiştirilmelidir. Düşük basınç simiç kontrol edilmelidir. Gerekse değiştirilmelidir. Fan çalışıyor. Kombi ateşleme yapmıyor ise prosesta kontrol edilmelidir. Hortumu çıkmış veya ters bağlanmış olabilir. Az daha buraya atlıyorduk arkadaşlar. Hermetik kompi vaza borusu kontrol edilmelidir. Çıkmış olabilir. Ateşleme çakmak ile yapılıyor ise kontrol edilmeli, gerekse değiştirilmelidir. Elektronik kart kontrol edilmelidir. Ateşleme bobini kontrol edilmelidir. Gerekirse değiştirilmeli. Fan çalışmıyor, kombide çalışmıyor ise elektronik karttan fana 220 elektrik geliyor mu? Fan kontrol edilmeli, arızalı olabilir. Fana 220 elektrik gelmiyor ise elektronik kart arızalı olabilir. Çift aşağı şöyle sirkülasyon pompası sivinci kombilerde sirkülasyon pompası çalışmıyor ise sivinç arızalı ise kombide çalışmaz kontrol edilmelidir. Sirkülasyon pompası 220 elektrik geliyor mu? Sirkülasyon pompasına 220 elektrik gelmesine rağmen çalışmıyor ise sirkülasyon pompası arızalı olabilir. 220 volt elektrik gelmiyor ise elektronik kart arızalı olabilir. Kontrol edilmelidir.
Kullanım sıcak suyu sık sık soğuyor ve ısınıyor ise. En önemlisi de yazın bu arkadaşlar. Kullanım suyu musluğu açılmalı. Suyun debisi kontrol edilmeli. Musluktan su hızlı akmamalı. Kullanım sıcak su netice sensörün değiştirilmesi gerekebilir. Kontrol edilmelidir. 3 yol luvana kontrol edilmeli. Arızalı ise değiştirilmelidir. Tribün ve akış şalteri kontrol edilmeli. Gerekirse değiştirilmeli. Alev boyu kontrol edilmeli. Gaz ayarı düşük veya gaz valfı arızalı olabilir. Sıcak su musluk contası ısıya dayanıklı olmayabilir. Sıcak su basıncı düşüyor ve yükseliyor olabilir. Arkadaşlar bütün kombilerde ana sorun 45 tane. Yani hepimizin ortak yönü bu. İster yoğuşmalı olsun, ister hermetik olsun, ister bacalı olsun arkadaşlar. Bütün arızalar bunlardır. Ben izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım bütün vatandaşlarımın işine, arkadaşlarımın işine yarar, faydalı olur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bütün kombilerin burada arıza kodları var. Oradan başlayacağım inşallah. Kombi arızalarından Ayrfel'den başlıyor. Yani bu kitabı bitireceğim. Umarım hepinizin işine yarar. Saygılar, sevgiler.